Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız lezzet peynirli kırmızı biber sarması, kırmızı biber rulosu da diyebilirsiniz. Hepinize şimdiden keyifli seyirler dilerim. Közlenmiş kırmızı biber kullanacağız. Videonun sonunda size kırmızı biber nasıl közlenir videosunu paylaşacağım. Videoyu izleyerek kırmızı biberi közleyebilirsiniz. İnce ince kıyılmış maydanoz kullanacağız. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar ince ince kıyılmış maydanoz kullandım. Maydanozun yapraklarını iyice yıkadım. Suyunu süzdürdükten sonra da ince ince doğradım. ...200 gram kadar peynir çatalla iyice ezin. İsterseniz birkaç çeşit peyniri karıştırarak da kullanabilirsiniz. Peyniri ezdim. Şimdi içerisine ince ince kıydığım maydanozu ilave ettim. Yine ince ince kıyılmış ceviz. Burada kullanmış olduğum kaşık tatlı kaşığı. O yüzden sizi yanıltmasın. 2 yemek kaşığı ceviz kullandım. Peynir tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmadım. Hepsini güzelce eşit bir şekilde ceviz ve maydanoz peynire eşit bir şekilde karışsın diye iyice karıştırdım. Peynir, maydanoz ve cevizin içerisine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edeceğim. Hem lezzet verecek zeytinyağı hem de çok daha kolay bir şekilde tüm malzemeyi karıştırmanızı sağlayacak. Bu noktada arzu ederseniz içerisine pul biber ilavesi yapabilirsiniz. İç malzemeyi hazırladım, kenara aldım. Taze soğanın yaprak kısımlarını sıcak suyun içerisinde yumuşayana kadar bir müddet bekleteceğim ama burada devamlı kontrol altında tutun. Taze soğan yaprakları erimesin. İstediğiniz yumuşaklığa ulaşan taze soğanları da hemen sıcak suyun içerisinden soğuk suyun içerisine alın. Evet, közlenmiş biberleri ikiye böldüm. Çok büyük olmayan kırmızı biberler tercih ettim. Közlenmiş kırmızı biberlerin geniş kısmına 1 yemek kaşığı hazırladığım peynirli karışımdan koydum. Peyniri koyduktan sonra geniş kısmından başlayarak rulo halinde közlenmiş kırmızı biberi sardım. Bütün kırmızı biberleri peynirle doldurup daha sonra da geniş kısmından başlayarak sarıyorum. Suyun içerisinden çıkarttığım taze soğanları bir mutfak havlusunun üzerine dizdim. Kırmızı biber rulosunun tam orta kısmına alıp bir düğüm atıyorum.
Fazlalığı da mutfak makasıyla kestim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Taze soğanı tam peynirli kırmızı biber rulolarının ortasına yerleştirip daha sonra bir düğüm atıp fazla gelen kısmı da bir mutfak makasıyla kestim. Bütün hazırladığım peynirli kırmızı biber rulolarını taze soğanla sarıp bir düğüm atarak hazırlayıp servis tabağının içerisine alacağım. Hepsini hazırladım. Servis tabağını aldıktan sonra da servisten hemen önce üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ardından da servis ediyorum. Peynirli kırmızı biber sarması hazır. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.